Merhaba arkadaşlar, eğitim videomuzda bu konuları ele alacağız. Oy verme işlemleri tüm yurtta 8'de başlayacak ve saat 17'de tamamlanacaktır. Bu süre içerisinde seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanabilir. Oy verme işleminde öncelikle seçmenin kimlik tespiti yapılır. Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, ehliyet. Seçmenin kimlik tespiti yapıldıktan sonra seçmene oy kullandırılır. Başkan, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra tercih veya evet mührünü seçmene vererek kapalı oy verme yerini gösterir. Seçmen kapalı oy verme yerine girmeden önce sandık kurulu başkanı tarafından şu hususlarda uyarılır. Başkan seçmene oy pusulalarında tercih ettiği kısmın dışına taşırmadan mührünü basması, başka hiçbir yere imza, işaret koymaması, oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyup yapıştırması gerektiğini belirtir. Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğunu belirtir ve bu tür cihazları sandık kuruluna emanet etmesini ister. Birleşik oy pusulalarından başka zarfa hiçbir şey koymamasını, aksi halde kullandığı oyun geçersiz olacağını belirtir. Seçmene birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir oy pusulası verilmeyeceğini vurgular. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulalarının aynı zarfa konulacağını açıklar. Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiçbir kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz. Değerli arkadaşlar, sizlere 3 önemli hususta uyarıda bulunmak istiyoruz. 1. Seçmenlerimize verilen oy pusulaları ve zarfın üzerine herhangi bir işaret konulmamış, evet ya da tercih mührü basılmamış olmasına dikkat ediniz. 2. Seçmen üzerindeki olası baskıların önüne geçebilmek için mutlaka her seçmenin oy kabinine girmeden önce cep telefonunu sandık kuruluna teslim etmesini talep ediniz. 3. Açık oy kullanmaya çalışan kişiler olursa, bu kişileri seçim kanununa göre suç işledikleri ve yaptıklarının cezai karşılığı olduğu konusunda uyarınız. Uyarıya rağmen açık oy kullanmaya çalışanlar olursa, bu kişilerin isimlerinin tutanak defterine kaydedilmesini ve durumun derhal ilçe seçim kuruluna iletilmesini sağlayınız. Engelliler nasıl oy kullanır? Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engellileri açıkça belli olan seçmenler, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen seçmen sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı sadece oy pusulaları üzerinde bulunan cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve ittifakların işaretlerinden hangisinin hangi aday veya partiye ait olduğunu ve nasıl oy kullanması gerektiğini hiçbir partiyi dışarıda bırakmadan ya da herhangi birini vurgulamadan tarafsız bir şekilde anlatır. Değerli arkadaşlar, sandık kurulu başkan veya üyeleri hiçbir şekilde oy verme sırasında seçmenlere yardım etmek amacıyla kapalı oy verme yerine giremez. Sandık seçmen listesine kayıtlı olmayan seçmenler nasıl oy kullanır? Bina sorumluları, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri, ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişiler, örnek 142 belgeleri ile görevli oldukları sandık bölgesine oylarını kullanabilirler. Sandık kurulu bu madde kapsamında oy kullanan kimselerin örnek 142 belgelerini oy verme işleminden önce alır, bu belgeler diğer seçim evrakı ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim edilir. Oy verme işlemleri saat 17'de biter.
17'den önce sandık başına gelmiş ama oyunu kullanamamış tüm seçmenler oy kullanana kadar oy verme işlemleri devam eder. Değerli arkadaşlar, bu eğitim videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize başarılar dilerim.